Evet dostlar, herkese selam. Yeni bir videodan gördüğünüz gibi arkamda bizim Safir. Bugün çokça gelen bir istek vardı. Abi şu Safir'i tanıt, otomatik vites nasıl oluyor vesaire. Bugün onunla ilgili bir video çekeceğim. O zaman hadi gelin arabanın içine doğru ilerleyelim bakalım. Evet arkadaşlar, şöyle bir bismillah diyelim, binelim içine. Aracımızın içi bu. 2 artı 2'ye çevirdik biliyorsunuz. Bilmeyenler de varsa öğrenmiş oldu. Şimdi araba 2 gündür yatıyor. Şöyle bir önce oturalım. Evet, şöyle şuradan başlayalım dostlar. Aydınlatmalar bunlar. Şöyle kamerayı bir netleyeyim. Arkadaşlar üst aydınlatmalar bunlar. Okuma lambası, işte gece lambası, şu ana lambalar. Şu da bagaj kitleme açma ama çalışmıyor. Şöyle devam edelim. Dörtlüler, farlar, sis farları, arka sis farı. Ondan sonra bu havalı korna, merdiven ısıtma, ön cam fan. Ondan sonra bu ayna rezistansı. Kamera da netlemiyor ama inşallah görüyorsunuzdur. Şu Webesto. Bu yine korna, havalı kornayı aktif etme. Bu ikram istek düğmesi var ya, buna basarsanız istek düğmesi kapanmaz. Şu direksiyonu aşağı yukarı oynatır. Şu perdeleri indirir kaldırır sağ sol. Bu aracın rampada geri kaymamasını sağlar arkadaşlar bastığınız zaman. ASR'yi devreden çıkarır. Bu rötardar frene bastığınız zaman devreye girsin mi yoksa girmesin mi işaretidir. Burada gördüğünüz gibi priz aktif etme. Bu şuradaki resistans. Bu da camı kapama açma. Bu imdat freni. Bu petek kaloriferler alttaki. İşte burada prizimiz var bir tane. İki tane çakmaklığımız var. Ayna ayarları. Fakat ayna ayarları maalesef çalışmıyor. Bu arada arkadaşlar Kasım'ın son günlerindeyiz, yani aralığa gireceğiz ama bir sıcak var ki anlatamam size. Yani şimdi birazdan açınca göstergeden bakarız kaç gösteriyor diye. Bu da arabanın kadranı, şöyle göstereyim size. 120 kilometre gösteriyor. Şimdi kontağa basınca bakarız nedir neyin nesidir. Şimdi şuradan devam edelim sevgili dostlar. Burada küçük bir göz var. Gördüğünüz gibi USB girişi var burada. Bu aracımızın teybi radyosu CD ile çalışmakta. Burası arka tarafı, yani yolcu tarafının kontrolünü sağlar. Burası ön tarafı sağlar dostlar. Şu aracı indirip kaldırma. Böyle biliyorsunuz arabanın lastikleri biraz geride olduğu için ön tarafta ve arka tarafta. Yani uçlara doğru değil de ortalara doğru. Dolayısıyla eğimli yerlerde altı vurabiliyor arabanın. Şöyle yukarı basarsanız araba otomatik kaldırıyor kendini. 10-12 santim kadar veya 15 santim kadar, bilemiyorum. Böylece altını vurmasını engelliyorsunuz. Veya tam tersi aşağı basarsanız, diyelim bir köprü altından geçiyorsunuz, arabanın boyu kurtarmıyor. Bir 10-15 santim aşağı eğiyor arabayı ve rahatlıkla geçiyorsunuz. Bu televizyonlarda ama 2 artı 1 iken kullanıyorduk. Şimdi televizyon yok araçta. Ön kapı, arka kapı. Bu klima paneli arkadaşlar. Onu da birazdan gösteririm. Bu ön kalorifer düzeni şoför tarafı, fakat çalışmıyor. Bu araç kazalı alınmış, toplanmış. Buraya kalorifer motoru takmamışlar. Bu da gördüğünüz gibi takografımız. Takografta ünlem işareti var, görüyorsunuz. Saatte yanıp sönüyor. Bu ne demek? Araba 2 gündür yattığı için ben şalteri kapatmıştım. Yani takograf diyor ki beni bir kere kapat, kendimi güncelleyeyim. Onu da yapacağız. Şimdi bir bismillah diyelim, marşa basalım. Bakalım nasıl olacak. Sizler de bir görün. Radyomuzu kapatalım. Sistem hazır diyor dostlar. Bakalım marşa basınca ne olacak? Hava basıncı düşük. Normaldir araba 2-3 gündür çalışmadığı için bu tür ikazlar vermesi gayet normal. Haydi bismillah. Görüyorsunuz tık diye aldı arkadaşlar. Maşallah. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi şu takografı nasıl resetleyeceğiz, nasıl sıfırlayacağız onu göstereyim. Bu benim Antalya'dan geldiğim kağıt. Şöyle göstereyim. İzmir'den geldiğim kağıt, pardon. Bir saniye.
Şöyle göstereyim. Sabah 8'de çıkmışız. 7.30'da çıkmışız. Saat 4'e kadar araba sürmüşüz. Bakın 11.30 ile 12.30 arası mola vermişim. Mecburen 45 dakika durmam lazım. Yoksa süre ihlalinden ceza yeriz. Evet. Şimdi takografı nasıl resetliyoruz? Çok basit. Altında üstünde kağıt olmayacak. Takacaksınız. Dinleyin. Tamamdır arkadaşlar. Takograf kendini resetledi. Şimdi basıyoruz. Tekrar açıyoruz. Biraz yavaş açılıyor ama. Bu arada burada 2-3 tane de göz var. Gördüğünüz gibi eşya gözü. Takograf açıldı. Şimdi demin gösterdiğim gibi bir kağıt yazacağız buraya giderken. Şöyle gaz pedallarını da göstereyim aracın arkadaşlar. Gaz, fren. Solda hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Boş. Çok rahat dostlar. Otomatik araba çok rahat. Şimdi gelelim en can alıcı noktaya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu anda araba boşta. Şu anda boşta. Şimdi bu nasıl çalışıyor size bunu anlatacağım. Bakın. Şu anda boşta araba. Böyle yaparsanız araba geriye takar. Geri vitese. Şu anda boşta. Şu anda yaptığınız zaman normal D konumuna geldi. Yani yürüme konumuna geldi. Hatta onu şöyle göstereyim. İmdatı bırakalım şöyle. D konumuna alalım. Almıyor. Neden almıyor? Bakın hala N gösteriyor. Çünkü hava basıncı düşük. Şimdi onu da göreceksiniz. Hala N harfi yanıyor. Yani N nötr demek. Boşta demek. İmdatı çekelim. Biraz bekleyelim. Havası dolsun. Otomatik vitesi daha rahat anlatacağım size. Ondan sonra şurada ön dolabı göstereyim size. Bakın dostlar. Burada bir ön dolap var. Gayet güzel, geniş, kullanışlı. Şöyle buralarda raflar var. Ivır zıvır koyuyoruz biz buraya. Bir tane de burada var. Yine ona keza. Bakın burada var bir tane raf. İşte burada. Burası arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi klima kanalları var burada. Yazın falan böyle bildiğiniz buz gibi yapıyor arkadaşlar. Biz yiyecek çiçek aldık mı buraya koyuyoruz. İşte bozulacak bir şey olduğu zaman buraya koyuyoruz. Felaket soğutuyor. İşte burada receiver var televizyon, ama artık televizyon iki tane ilk yardım kutusu gördüğünüz gibi. Yine şöyle arkaya doğru gidelim. Burada da bir kutu, ama burada klima girişi yok. Burayı host arkadaşlar kullanıyor genelde. Aracın arka dolabı. Gördüğünüz gibi boş tabii, kış olduğu için. Çay kahve makinemiz burada. Burada işte küçük raflar var. Kamil Koç'tan kalma şekerler falan var. Buraya genelde çöp torbası takarız arkadaşlar. Millet inerken çöpünü atsın diye, ama kimse atmaz sağ olsun. Evet dostlar. Arabada durum bu. Şimdi bir araba havaları dolsun. Tekrar ona göre devam edelim. Hadi bakalım. Evet bakın, şimdi havalar doldu. Gördüğünüz gibi N'de araç. Şimdi araba boşta. Takıyorum. Şu anda yürüme konumuna geldi. Bakın 4 yazıyor. Direkt 4'e takıyor. Normalde bu araba 3. viteste kalkıyordu, ama bir yazılım atmışlar galiba ben Travego'yla başka bir yere gittiğimde. 4'te atıyor. Ben şimdi şöyle yapıyorum, 3'e geliyor. Bakın. Bir kere geri yaptığınız zaman vites küçültür. 3'e geldi. Bakın bir tane ileri yapıyorum, 4'e geldi. Bir tane daha yapıyorum, 5'e geldi. Gelmedi. Bir tane daha yapıyorum. Gelmiyor. Demek ki 5'e gelmiyormuş arkadaşlar. Normalde
Böyle böyle 12'ye kadar getirebiliyordunuz arabayı. Şimdi bu boşa aldım tekrar. Bu arkadaşlar otomatik vites. Bir de bunu manuel kullanabiliyorsunuz. Manuel nasıl kullanıyorsunuz? Aracı vitese taktınız otomatiğe. Şu anda kapılar açık olduğu için göstermiyor. A yazar ekranın sol üst köşesinde şurada. A demek otomatikte demek. Bunu bir kere şöyle otomatikken şöyle bir kere tokatladığınız zaman manuele geçer arkadaşlar. Ve ekranda M yazar. Şimdi kapılar ve bagaj açık olduğu için göstermiyor. Manuelde nasıl kullanırsınız? İleri yaptıkça vites yükseltir araba. Geriye yaptıkça vites düşürür. Ha, aynı zamanda otomatikte de yapar bunu arkadaşlar. Otomatikte giderken de mesela rampa çıkarken araba bir anda 12. vitesten 10. vitese alıyor. Devir saati geliyor 2200'e 2300'e. Biz deviri düşürmek için bir vites yükseltiyoruz. Tam otomatik olmadığı için böyle arada hatalar yapabiliyor. Ona da manuel müdahale ediyoruz. Tekrar şöyle göstereyim. Şu da geri vites. Zaten sesi duyuyorsunuzdur muhtemelen. Bakın burada R oldu. Şu uyarı yanan da bagaj kapağı açık. Onun uyarısını yapıyor. Bakın görebiliyorsunuzdur belki. Şöyle yapalım. Bir de dostlar, arabanın kapıları araba yürüdükten sonra kendi kendine kapanır. Kapılar açık gitmiyor. Bazı arabalarda gidiyor, bazı arabalarda gitmiyor. Bilmiyorum bunun var mıdır yok mudur bir yöntemi. Şuradan imdatı çekelim. Şu imdatı çekerken gelen sesi de bayılıyorum abi, dinleyin. Hastasıyım bu sesin ya. Efsane değil mi arkadaşlar? Harika bir ses, harika. Hadi o zaman şimdi biraz arabanın dışında bagajlarını, yatağını vesairesine bakalım. Sonra videoyu yavaş yavaş kapatalım. Şimdi arkadaşlar soldan üçüncü bagaj kapağı yatak kısmıdır. Şöyle size kamerayı tutup da göstereyim. Gördüğünüz gibi burada perdesi var. Perdeyi açtığımız zaman yatak bu dostlar. Bakın burada askısı var. Bir tane lamba var küçük. Burada kalorifer peteği var. İşte yastık, yorgan. Biraz küçük, dar ama gene de arkadaşlar iş görüyor. Şuradan orta merdivene çıkıyorsunuz. Bu da diğer kapı. Orada telefon var. Telefonun yanında lambalar açacak olduğumuz düğüm var. Bir tane kapının orada lamba var. Yani gayet güzel. Biraz serin ama yatak iş görüyor arkadaşlar. Şöyle size aracın birazcık motor kısmını da göstereyim. Arka taraf fena çamur olmuş yağmurdan. Bayağı yağmurluydu yol gelirken dostlar. Şöyle merak edenler için otobüs motorunu elimden geldiğince göstermeye çalışayım. Şurada bir boru patlamıştı arkadaşlar. Dur bakayım görebileceğim mi o boruyu size göstereyim. Heh. Şu boruyu değiştirene kadar Ceyhun abiyle göbeğimiz çatladı. İşte şu boru arkadaşlar. Şuradaki boru. Çıkartana kadar, sökene kadar göbeğimiz çatlamıştı. Taktığımız boru da geçici bir boruydu. Vallahi yolcularla rezil olmuştuk. Gerçi bu araba birkaç kere boru patlattı. Yolda kaldık. Ondan sonra bu araba ne yapmıştı arıza? Tapa patlattı, radyatör patlattı. Ondan sonra işte yağ filtresi patladı. Şurayı bir açtık arkadaşlar. Su yerine yağ çıkıyor buradan. Hatta onun resmini paylaşmıştım. Bana gelen sorular videosu yapmıştım. Orada var resmi. Gördüğünüz gibi. Yani motor şöyle söyleyeyim size dostlar. Buraya kadar devam ediyor arabanın motoru. Şuraya kadar falan geliyor. Öyle söyleyeyim size. İçeriden yani. Oturduğunuz en arka üçlü koltuğun alt tarafından da şanzımanın oraya giriş var. Baya baya büyük bir motoru var arkadaşlar. Şimdi bunu kapatalım, devam edelim. Evet yani camları falan orijinal filmli arkadaşlar. Orijinal yani fabrika çıkışı böyle. Arabanın. Yanak çekmiştik ama görüyorsunuz yanakların halini. Ceyhun abi gör bunları gör.
Biz bu yanaklara öyle dikkat ediyorduk ki Ceyhun abiyle, ama işte başka şoför binince anasını ağlatıyor arabanın. Yürüdüğüne şükrediyor. Ha, ya, ha, yürüdüğüne şükreder hale geliyoruz. Burası da bagaj kısmı arkadaşlar. Gayet geniş, güzel. Şurası sigorta paneli aracın. Yani 2 artı 1 iken 40 yolcunun bagajını rahat rahat kaldırıyordu. Şimdi 54'lük olduk. Araca girse bagaj kaldırır mı kaldırmaz mı çok emin değilim. İlla ki kaldırır ama düzgün dizmek, iyi yerleştirmek lazım. Burası da, biz buraya yazın kişisel eşyalarımızı ve ikram dolabı olarak kullanıyorduk. İşte ben Trevego'dayken arkadaş burayı böyle su bidonları vesaire olarak değiştirmiş. Ben de ellemedim artık. Çünkü sürekli araba değişiyor. O yüzden gerek görmüyorum ben de. Sabite dönersek devam ederiz. Şimdi başka neresi kaldı? Başka da bir şey kalmadı sanıyorum arkadaşlar. Şurası bakın kabarmış. Şöyle vuruyor yolda giderken. Herhalde bu komple değişecek. Komple bir parça bu. Aynalarımız, sileceklerimiz, farlarımız, böyle ufak tefek kırık dökükler var. Onlar da olur arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Evet, başka bir şey kalmadı galiba. Evet sevgili dostlar, bugün elimden geldiğince size bizim Safir'i, otomatik vites Safir'i anlatmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz, umarım seversiniz. Belki çok uzun olmadı, istediğiniz gibi olmadı ama yine az çok fikir vermiştir size. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup Instagram'dan takip etmeyi, hikayeleri kaçırmayın derim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.